Sayın İl Başkanım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Eskişehir'in 14 ilçesinden buraya gelen bu büyük coşkuyu, bu muhteşem jübileyi, bu çok duygulu vedayı ve bu harikulade başlangıcı bizimle birlikte heyecanla yaşayan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi, Atatürk ilkeleri ve Atatürk sevdasıyla dolu Eskişehir'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerin huzurunda genel başkan yardımcılarımla, Eskişehir'in birbirinden kıymetli milletvekilleriyle, Eskişehir'in evladı İzmir milletvekilimizle sizlerin huzurlarınızdayız. Biraz önce altı oklu rozetimizi yeni yakalara taktık. Hepsi bir yere geldiler. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Nereye geldiler? Baba evine geldiler. Hepimiz bir baba evine doğarız. Kimimiz orada kalırız, kimimiz önce büyüğüne, belki küçüğüne, kimimiz Irak'takine, kimimiz yakındakine gideriz. Ama herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Ve bir gün eğer ihtiyaç olursa o baba evinde herkese yer vardır. Herkesin yeri baba evinde, evin baş köşesidir. Çünkü o baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. O baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden Eskişehir'in hangi siyasi görüşten olursa olsun, Eskişehir'in bütün güzel insanlarına, bütün iyi insanlarına, bütün yiğit insanlarına, dürüst insanlarına Atatürk'ün evinin kapıları ardına kadar açıktır. Hoş gelmişler, sefa vermişler. Bir de bunlar var. Bu yakışıklı, bu güzel insanlar var. Halk listiler var. Geleceğimizin umudu, hepimizin gururu bu gençlerimize bir kocaman alkış alalım önce. Tabii bugün burada bir muhteşem vedaya tanıklık ediyoruz. İzlediğimiz filmler senaryo olsa ve hayal ürünü olup çekilse kolay inanılacak filmler değil. Ama hepiniz biliyorsunuz ki her santimetre karesine ayak basan, emek veren, porsuk balçık halindeyken oraya bakıp da veya Eskişehir Bozkır'da kendi kaderine teslim edilmişken, terk edilmişken oraya bakıp da bir dünya kenti hayal eden, emek emek çalışarak alnının terini, her damlasını Eskişehir'e damlatarak burada bir Avrupa kenti, bir dünya kenti yaratan ve 1 milyon turisti çekebilen bir kent yaratan, kentin çiftçisine sahip çıkan, emekçisine sahip çıkan, gencine, emeklisine sahip çıkan bir büyük liderin bugün jübilesine tanıklık ediyoruz. Yılmaz Büyükerşen hocamın önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tip vedalar çok güçtür. Sonra ne olacak denir.
Biraz önce adayımız benim kadın adaylara verdiğim destekten bahsetti. Evet, kadın adaylar istiyoruz. Genç adaylar istiyoruz. Partimiz, belediyelerimiz, meclisimiz çok daha fazla gençle, kadınla siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla da olsun istiyoruz. Ama buna her yerde olanak bulamıyoruz. Burada bu kentte, bu kenti yöneten başta Yılmaz Hoca, çok kıymetli Kazım Kurt Başkanımız, Ahmet Ataç Başkanımız, bu kadrolar gençlere olanak tanıyan, kadınlara onlar yapamaz diyerek görmeyen, onlara bilgilerini, birikimlerini paylaşan, onlardan çekinmeden onlara alan açan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine ve kurucu liderinin iradesine sahip çıkan bu mükemmel insanların hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bugün Yılmaz Hoca Eskişehir'i kendisinden belki evladı yaşında, kendisinden 30 yaş küçük, 50'li yaşlarının başında olan bir cumhuriyet kadınına içi rahat, biraz önce dediği gibi gözü arkada kalmadan burayı bir cumhuriyet kadınına, Ayşe Ünlüce'ye emanet edebiliyor. Birine, Yılmaz Hoca'ya minnetlerimizi, Ayşe Hanım'a da başarı dileklerimizi iletiyoruz yürekten. Başaracak, buna inanıyoruz. Bu tip vedalar zordur, risklidir. Bu büyük başarı ya sürmezse, ya yeni gelen bunun kıymetini bilmezse derler. İşte eğer Yılmaz Hoca'dan sonra buraya bir başka siyasi parti, bir başka akıl, kenti kent olarak değil rant olarak gören birileri, bir başka akıl buranın değerlerini içselleştirmek yerine peşkeş çekmek isteyen birileri gelirse bu kente yazık olurdu. İşte o yüzden önce hukuk fakültesini bitirmiş, genç yaşında kadın bir hakim olarak adalet dağıtmış, sonra avukatlık mesleğini başarıyla yapmış ve ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik gibi sadece CHP'li belediyelere değil 14 belediyeye eşit kıymetli hizmet vermiş ve Yılmaz Hoca'nın hem öğrencisi hem yol arkadaşı olmuş, bu belediyeciliği en iyi bilen Ayşe Hanım'a sonuna kadar güveniyoruz ve Eskişehir'e emanet ediyoruz. Sütte leke var, Ahmet Ataç'ta, Kazım Kurt'ta, Yılmaz Büyükerşen'de ve adaylarımızda ve başkanlarımızda yok. Ama biraz önce burada teker teker el sıkıştığım ve buraya rozetlerini taktıklarım, daha önce daha iyi olsun diye düşünüp ve bir siyasi partinin kuruluşuna iştirak eden ya da bugün Eskişehir'de büyükşehire aday olan birinin partiye geliş gidiş süreçlerini en yakından bilen insanlar buradaydı. İçlerine sinmemiş, kabul edememişler ve diyorlar ki biz o yapılana ilk itiraz ederiz dedi başkan. Ne yapıldı biliyor musunuz? Birisi daha bir yıl bile olmadan geçen sene 14 Mayıs gününde, bundan 10 ay önce ne oldu biliyor musunuz? Eskişehirlerin karşısına çıktı birisi. Dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum, doğru bulmuyorum. Ben iyi bir insanım. İyi Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oy bir kentin bir siyasetçiye emanet ettiği namusudur. O oyları aldı.
o oyları aldı ve çok kısa süre içinde, ha bilmediğimiz bir şey var, oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş. Onu sonradan öğrendik. Sonradan öğrendik. Oyları muhalefetim, AK Parti'nin karşısındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti. Şimdi de Eskişehir'i bana verin, ben yöneteyim diyor. Daha bir yıl önce Eskişehirlileri kandırıp onların oyunu alıp o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp Recep Tayyip Erdoğan'a götüren, makam, mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek. 31 Mart'ta. Eskişehir'in oyunu çalıp gidenlere Eskişehir'in geleceği emanet edilemez. Eskişehir'in oy hırsızlarına, irade hırsızlarına ve geleceğini çalacaklara verecek oyu değil, selamı bile olamaz. Eskişehir'e yürekten inanıyorum. Ve Eskişehirlilerden bir ümidim var. 31 Mart günü sandığa gittiğinizde, geçmişte AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, yarın da o partilere oy verecek olabilirsiniz. Ama ahlak için, vicdan için bu güzel Eskişehir'e sahip çıkmak ve Eskişehir'i kandıran, saray işbirliği yapan bu akla bir cevap vermek için bütün Türkiye'ye ibreti alem olsun diye 31 Mart'ta Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adına, Ayşe Başkan adına Türkiye rekoru bekliyorum sizlerden. Türkiye rekoru bekliyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte olacağız. Kazım Başkan'la, Ahmet Başkan'la, dışarıdaki ilçelerimizdeki 12 başkanımızla ve Ayşe Başkanımızla birlikte Eskişehir'de yazılan bu büyük tarihi, bu efsanevi hizmetleri hep birlikte sürdürüp daha iyiye götüreceğiz. Peki o sırada Yılmaz Büyükerşen ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, bir eli Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara'da bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştay yerel seçim sürecinin değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetlerinin, yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standartizasyonu ve geliştirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür. Genel koordinatörüdür. Eskişehir'deki bu büyük başarıyı yeni aldığımız belediyelere ve göreve devam ettiğimiz belediyelere, bu başarıyı taşımak, hangisi bir şey iyi yapıyorsa öbürüne de taşımak ve bütün Türkiye'de hizmetlerin tek elden, farklı farklı kartlar değil, tek bir halk kartının oluşturulması, kartların tüm şehirlerde geçmesi,
en iyi hizmetin tüm belediyelerimizde eşit ayrımsız olarak sunulması için Yılmaz Büyükerşen hocalığa devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili başkanların belediyecilik hocasıdır. Arz ederim. Ve biz buradan hep birlikte çıktığımız bir yolda hep birlikte ilerleyeceğiz. Yolumuz 31 Mart gününde evet büyük bir oyunla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Ancak yolumuz çok büyük bir zaferin ilk durağı 31 Mart'tır. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, çalmayan, çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf, çalışkan belediyeciliğinin karşısında o anlayışla rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına çok büyük bir cephe kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni sözde yalnız bırakarak geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır. Peki bu oyunu nasıl kıracağız? Bu oyunu Eskişehir 1999'da nasıl ittifaksız ama resmen ittifaksız ama özünde büyük bir ittifakla başardıysa, nasıl Yılmaz Hoca bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de muhafazakarlardan da aynı anda kendi temiz çalışkan kişiliğiyle oy alarak Eskişehir İttifakı'nı kurduysa 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Hep birlikte başaracağız. Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu. Ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme çakanlar oluyor. Dönüp ellerini sıkıyoruz. Yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor. Görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet'e, biraz önce söyledim, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye İttifakı'nı kurmaktır. Buna inanıyoruz. Biz bu ülkeye güveniyoruz. İstanbul'un ötesi üzerinde pata 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 helikopterle Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap şeyhlerine, Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında söz verdiği bir takım haneden sahiplerine arsaları pazarlamasını istemeyen herkes, Ankara'nın parsel parsel yine peşkeş çekilmesini istemeyen herkes ve Türkiye'de bizde olan belediyelerdeki iyi hizmetin sürmesini ve kendi şehirlerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğine kavuşmak isteyen herkese şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'nin başta Eskişehir, görülmek, gezilmek isteyen bütün şehirlerini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor. Üniversite sınavında en çok öğrencilerin tercih ettiği şehirleri CHP'li belediyeler yönetiyor. Ve insanlar göç ediyorlar ya, göç edilen belediyeler bizde, göç veren belediyeler Cumhur İttifakı'nda. Bunun bir anlamı var. Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz. Bundan sonrası için Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza aklında CHP'li belediyeye gitmek, göç etmek, oralarda yaşamak isteyenlere
şunu söyleyebilirim. Sizlerin hepinizi örneğin Karşıyaka'da, Beşiktaş'ta, Yenişehir'de ya da Nilüfer'de, Eskişehir'de, Tepebaşı'nda, Odun Pazarı'nda hepinizi birden ağırlamamız mümkün değil. Ama sizin 31 Mart günü vereceğiniz oylarla kentinizi bir Eskişehir yapmak, bir Karşıyaka yapmak, bir Beşiktaş yapmak, bir Bodrum yapmak, Marmaris yapmak hepinizin elinde. 31 Mart'ta oyu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim. Lafı çok uzatmayacağım. Bundan sonraki süreç hepimiz için bolca koşturacağımız, bolca çalışacağımız, birlikte başaracağımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önümüze yeni bir yol açacağımız. Yolun sonunda onun partisini, Atatürk'ün, Gazi'nin partisini ikinci yüzyıldaki ilk seçimlerde iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız? Bu yolculuğa var mısınız? Bu yolculuğa var mısınız? Var mısınız? O zaman Eskişehir'den başlayarak, yerel seçimlerden başlayarak hep birlikte önce Eskişehir'i ayağa kaldırıyoruz, sonra Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz. Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimleri. Ben size güveniyorum. Ben bu örgüte güveniyorum. Ben Eskişehir'e güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu seçimleri kazanın. 31 Mart'taki büyük zafere siz ulaşacaksınız. Yılmaz Büyükerşen hocama, ekibine ve bu büyük vefa için onun güzel şehri Eskişehir'e yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. İyi ki varsın Eskişehir. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.